Evet arkadaşlar. Şimdi ses dalgalarının hızını göreceğiz. Ses dalgalarının hızı ortamdan etkilenir. Yani şunu söyleyebiliyoruz. Ses dalgalarının hızı ortam içerisinde sabit bir değerdedir. Ortama bağlıdır. Ortam değişmediği sürece ses dalgalarının hızı sabit olacak. Sesin üretildiği kaynağın cinsine bağlı değildir. Sesin farklı ortamlarda yayılma hızı da farklıdır. Sesin yayılma hızını etkileyen bazı durumlarımız vardır. Peki bunlar nedir? 1. Sesin yayılma hızı ortamın sıcaklığına bağlıdır. Yani Sesin 0 santigrat derecede havada yayılma hızı 331 metre bölü saniye olduğu halde 20 santigrat derecede havada yayılma hızı 344 metre bölü saniyedir. Sıcaklık arttıkça o sesin ortamdaki yayılma hızı da artar. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Şurada bir ses kaynağımız olsun. Ve bu bağıran kişi için Sıcaklık değerlerimiz yukarıda T1, aşağıdaki ortamın sıcaklığı için de T2 kadar diyelim. T1 büyüktür, T2 ise. Şimdi sıcak bir ortamda daha hızlı ilerleyebiliyorsak o zaman bu ses dalgalarında bir doğrultu değişmeye başlayacaktır. Yani sıcaktan soğuğa doğru bu ses dalgaları artık yönelmeye uğramıştır diyebiliyoruz. Yani ne diyebildik? Sıcaklık ses dalgalarında hız değerini doğru orantılı bir şekilde etkiledi. Sesin yayılma hızı ortamın cinsine bağlıdır. Ses katı maddelerde en hızlı, gaz maddelerde ise en yavaş ilerliyordur diyebiliriz. Bir trenin geldiğini e, hava ortamında algılayamayabiliriz yani duyamayabiliriz sesini ama tren rayına kulağımızı dayadığımızda ses katılarda daha hızlı yayıldığı için buradaki trenin sesi daha net bir şekilde, daha hızlı bir şekilde algılanacaktır diyebiliriz. Sesin yayılma hızı ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı da artacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Frekansı. 680 Hz olan hava ortamındaki bir ses dalgasının dalga boyu kaç metredir? Şimdi öncelikli olarak şöyle düşünelim. Bizim için lambda. Lambda eşittir neydi? V çarpı T. Ya da ne diyebiliyorduk? Lambda eşittir v bölü f kadardır diyebiliyoruz. Yerine koyduğumuz zaman e buradaki dalga boyu lambda eşittir. Sesin havadaki yayılma hızı 340 metre bölü saniye olarak verilmiş bölü. Frekans değerimiz için de 680'dir diyorum hertz kadar. E o zaman buradaki dalga boyunun 1 bölü 2 metre yani 0,5 metre kadar olduğunu söyleyebiliriz. Derinliği her yerde aynı olan bir sıvı içerisinde frekansı 50 Hz olan bir kaynak ses dalgaları üretmeye başladıktan 5 saniye sonra tel ilk kez titreşiyor. Buna göre dalgaların sıvı içerisindeki dalga boyu kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi öncelikli olarak sesin buradaki hız değerini bir hesaplayalım sıvı içerisindeki hızı. Ne diyorduk arkadaşlar? X eşittir V çarpı T ise alınan yol bizim için ne kadar? 500 metre. Hızımızı bilmiyoruz. Kaç saniyede aldık biz bu yolu? 5 saniyede. O zaman hız değerimiz için 100 metre bölü saniye kadardır dedik. E peki bizden istenilen şey ne? Dalga boyu. Lambda eşittir. V bölü F ise yerine koyuyorum. Lambda eşittir. Hızımızın büyüklüğüne kadardı? 100. Frekansımızın büyüklüğü 50 Hz kadar. O zaman lambda değerimizin 2 metreye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hava ortamındaki üç farklı kaynaktan yayılan ses dalgalarının ortamdaki dalga boyları arasındaki ilişki λ3 e, büyüktür λ2 o da büyüktür λ1'dir. Buna göre kaynakların frekansları arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi bizim için dalga boyu λ eşittir v bölü f'ti. Arkadaşlar burada hız sabit bir değerdedir çünkü hız ortama bağlıydı. Hız ortama bağlı ve ortam 3 kaynak içinde aynı yerde olduğu için ne diyebiliyoruz? Hız değerlerimiz sabit. E peki o zaman dalga boyuyla frekansın ters orantılı olduğunu söyleyebilirim. O zaman frekans arasında da dalga boyları lambda 3 büyüktür lambda 2 o da büyüktür lambda 1 ise frekans değerleri arasındaki ilişki için f1 büyüktür f2 o da büyüktür f3 kadardır diyebiliyorum. Ses dalgaları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Ses dalgaları boyuna dalgalardır doğru. Ses dalgaları boşlukta yayılamazlar doğru. Hızları ortamdan etkilenir doğrudur diyebiliyoruz bunun içinde. Ses dalgaları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sesin katı sıvı gaz ortamlardaki yayılma hızı V katı büyüktür V sıvı o da büyüktür V gazdır doğrudur diyebiliyorum. Sesin frekansı arttıkça ses incelir. Doğru. Frekans değeriyle ses değerinin inceliği doğru orantılıydı. Aynı ortamda kaynağın saniyedeki titreşim sayısı artarsa sesin yayılma hızı değişmez. Doğru. Çünkü sesin yayılma hızı neye bağlıydı? Ortama. Aynı ortam dediği için ortam değişmediği sürece sesin yayılma hızının da değişmediğini söyleyebiliriz. Ses dalgalarında girişim. Ses kaynakları ürettikleri sesler üst üste biner. Bazı bölgelerde dalgalar birbirini söndürürler, birbirini güçlendirdikleri yerlerde yapıcı girişim, birbirini söndürdükleri yerde bozucu girişim oluşur. Frekansları farklı olan ses dalgaları üst üste bindikleri eşit zaman aralıklarında birbirlerini güçlendirip söndürüyorsa bu olaya vuru denir. Peki arkadaşlar bu vuru değerini yazarken vuru frekansı için Şimdi atıyorum birinci kaynağımızın frekans değeri f1 eşittir 350 Hz kadar olsun. İkinci kaynağımızın frekansı içinde f2 eşittir 344 Hz kadar diyelim. Kaynakların vuru frekansı bu frekans farkı kadardır diyebiliyorum. O zaman f vuru vuru frekansı eşittir. Mutlak değer içinde f1 eksi f2 kadardır diyoruz. Yerine koyduğumuz zaman 350 eksi 344'ten 6 Hz'lik bir vuru frekansımızın oluştuğunu söyleyebiliriz. Müzik